Selamünaleyküm abilerim, kardeşlerim. Kanalıma hoş geldiniz. Emre kardeşimizin motorunu bitirdik. Siirt'ten Emre kardeşimiz. Kendisi askeri personel. Oradan tüm güvenlik güçlerimize de selam olsun. Bu kardeşimiz bizi tercih etti. Sağ olsun bize güvendi. Daha önce dediğim gibi mağduriyet yaşamış. Birilerine bir şeyler göndermiş. Kendi gönderdiği malzemeler gelmemiş. Başka malzemeler olmuş vesaire vesaire. Şimdi her neyse, biz bu motoru bitirdik. Eski motoru bu arkadaşlar, gösterdim size. Crank'ın gördüğünüz gibi debriyaj tarafı pasosu yalama olmuş. Yeni seri 105 silindir. Bakın gördüğünüz gibi içinde gösterdim. Yine göstereyim. Bu yeni seri arkadaşlar, çöp bir silindir. Bu silindirleri para verip almayın. Bunun yerine ya 105'te eski seri olacak ya da Airsel T6 veyahut da T3 silindiri tercih edin arkadaşlar. Şimdi bu motorumuza ne yaptık? Manosu kartel aldık arkadaşlar. Bu bakın, manosu karteller çok güzel. Tabi ayar tutturursanız ince ayarları istiyor arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. İnce ayarları var manosinin. Şimdi manosu kullanıp da usta biz taktık ama randımanı alamadık diyen kişi çok. Bunun ince ayarlarını yaparsanız bu manosu kartelden randıman alırsınız. Elinde T3 varmış bu kardeşimizin. T3 silindir taktık arkadaşlar. Tabi T6 olsa daha güzel olurdu. Çünkü T3 biliyorsunuz 103 uyumlu. Manosu kartelin emişleri geniş arkadaşlar. Yani T6'ya uyumlu manosu kartel. Olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. İnce işçiliği sevginizi katarsanız olur. Olmayacak diye bir şey yok. Şimdi ilk marşımızı basacağız. Orada da göreceğiz olmuş mu olmamış mı. Hep birlikte kararını vereceğiz. Turbo egzozu vardı. Küflü paslıydı arkadaşlar. Ben temizledim, boyadım. Gördüğünüz gibi çil çil oldu. Silindir üst kapaklarını parlattık. 19,5 karbüratör taktık. 19,5 karbüratörde de ince ayarlar var arkadaşlar. Her zamanki söylediğim gibi daha önceki videolarımda mevcut. Onu izlerseniz 19,5'unda ayarlarını görürsünüz. Şimdi arkadaşlar, her zamanki dediğimiz gibi biz bu kardeşimizin güvenini zaten kazandık. Benim videolarımı da izlediği için. Şimdi ben kendisine sabah attım. Bak kardeşim dedim, senin faturan bu. Aha malum site. Aha tutarı. Şimdi bu da kardeşimiz de tek tek kendisi zaten incelemiştir. Hiçbir usta veyahut da gönderdi o kişiler hiç böyle bir şeyle bana yaklaşmadılar dedi. Şimdi biz eski malzemeleri de burada arkadaşlar. Bu bloktur, ondan sonra silindirdir, şunların şurada kutunun içinde civataları, en ufak iğnesine varıncaya kadar biz bu kardeşimize göndereceğiz. Biz kimsenin bir lirasına iğnesine tenezzül etmeyiz, adımızı da çıkartmayız arkadaşlar. Neyse o. Dediğimiz gibi, ta ki bize laf gelmediği sürece bizim kimin ne yaptığı da bize alakadar etmiyor. Kimin nereye gönderdiği de bize alakadar etmiyor. Bize laf gelmediği sürece biz kimsenin ismini vermeyiz. Şimdi ayrı bir şey. Dediğimiz gibi bakın. Bu motora biz ne aldık? Arkadaşlar şunun fiyatı gayet uygun. Yine söylüyorum, zam gelmeden bir an önce alın koyun. Bunun çifti de 10 numara olur. Arkadaşlar yaptık da zaten biliyorsunuz, yine bu da Emre kardeşimiz. Nereden? Yalova'dan çift maloseli yaptım. Geçenlerde usta motor oturdu. Randımana girdi. Allah razı olsun senden diye bir mesaj atmış. Sağ olsun. Buradan da Yalova'ya da selam olsun. Şimdi biz motorlarımızı arkadaşlar test ederek sizlere teslim ediyoruz. Yani biz şimdi bu kardeşimize çalıştıracağız. Biz testlerini yapacağız. Ondan sonra bu kardeşimize teslim edeceğiz. Yaptığımız motorların yine arkasındayız. Bir şey olduğunda 7/24 arkadaşlar arıyorsunuz. Bakın, bu kardeşimizin göndereli bana 3 gün oldu. 4. gün teslim. Bugün malzemeleri geldi. Bugün topladım. Şimdi çalıştıracağım. Yarın teslim edeceğim. Yani bize gelen motor en fazla 1 hafta arkadaşlar. Mesela çift uğraştırıyor biliyorsunuz. 1 hafta içinde size motorlarınızı testlerini yapar, teslim ederiz. Biz de 3 ay, 5 ay oymuş buymuş yok. Mesela ben bu kardeşimize yine sabahtan beri 3-5 tane video attım. Toplama aşamaları, toplarken vesaire. Emre'yi yoruma da bekliyorum. Emre'cim, şimdi motorun bu, neler yapmışız, neler şey yapmışız. Hani kimsenin, şimdi biliyorsun senin güvenini kazandık. Kimsenin kafasında soru işareti kalmadan senin de neyse o olarak yazaraktan yorumunu bekliyoruz. Arkadaşlarımız da görsün. Yani biz kimseyi şey yapmıyoruz. İşte arkadaşlar, aldığımız malzemeler burada. Biliyorsunuz sitede, bakın
reklama girmesin diye söylemiyorum. Orada faturası hazır. Ne aldıysak ben bunu attım. Birebir. Buradan aldığımız 2-3 parça bir şey vardı. Onu da attık. Ne aldık? 2 tane alt üst alt conta aldık arkadaşlar. Ondan sonra işte benzin çalıştırmak için bir benzin, onu yazdık. Volan somunu yoktu. Volan somununu biz elimizden verdik. Yine yazmadığımız civatalar falan var. Şimdi her şeyi de yazmadım arkadaşlar. Yazmamış olduğum civatalar vesaireler var. Sıvı conta var vesaire. Bunlar hep bizden. Bakın bu oynuyordu. Perçinledim ben bunları. Şimdi biz yaptığımız zaman öyle yarım yamalak değil. Sil baştan. En ufak civatasına var arkadaşlar. Kontrol ediyoruz. Buraları perçinledik. Gördüğünüz gibi Turbeksuz'un buraları oynuyor. Vesaire vesaire. Bu kardeşimiz kazasız belasız kullansın. Şimdi ilk marşımızı basacağız. Yine söylüyorum. Şimdi biz normalde Emre'ye dedim ki şimdi klepesi arızalıydı. Klepenin yapraklarımızı değiştireceğimize dedim. Bunu alalım. Aynı paraya denk geliyor. Hatta içinde rulmeni, keçesi, contası, her şey de içinde. Haklısın usta, ben sana bırakıyorum dedi. Sen biliyorsun dedi. Biz de ne yaptık? Malası kartel aldık. Gayet de güzel oldu. Bu motor yerinden kalkmıyormuş. Kalkmaz zaten. Başka bir piston takmışlar vesaire vesaire. Debrajını ayar çektik. İnce ayarlarını da yaptık. Şimdi marşımızı basacağız. Elinizi çabuk tutun arkadaşlar. Son aya girdik. Bir an önce alın koyun. Benden yine söylemesi. Diyorum. İlk marşımızı basıyoruz. İzlemede kalın. Görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm abilerim, kardeşlerim. Gördüğünüz gibi ilk marşımızı bastık. Motorumuz saat gibi. Yarışlık tadında arkadaşlar bu. T3 silindir. Malossi kartel. Gördüğünüz gibi motorumuz saat gibi. Siirt'teki Emre kardeşimizin bu motor. Şimdi bir ara gaz vereceğiz. Sesini de dinleteceğiz. Çalışmasını görüyorsunuz arkadaşlar. Gaz yemesini gördünüz arkadaşlar. En ufak bozma dahi yok. Saat gibi sayıyor. Şimdi biz bu kardeşimizin testlerini yapıyoruz. Kendisine de göndereceğiz arkadaşlar. Rodajını yapacak. 1 litre benzine 50 gram yağ. Gördüğünüz gibi ben de bol yağlı benzin kullanıyorum. Alışma süreci. Isıtıp soğutacak. Bu şekilde bir rodaj yapacak arkadaşlar. Bu motor koşar arkadaşlar. Motoru yerinden kalkmıyormuş. Gösterdim size. Yeni seri 105. Toplamışlar o motoru. Kimin topladığını tabi bilmiyoruz. Toplamışlar. Zaten o motor olmamış arkadaşlar. Yani her tarafında bir kusur vardı. Bu kardeşimiz kazasız belasız kullansın. Allah'a emanet olun. İyi seyirler arkadaşlar.